Kemal Merhaba. Bey. Kemal Bey, öncelikle sizleri biraz yakından tanıyabilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Biz Tarım Bakanlığı'ndan emekli olan biriyim. Bu Tarım Ege oluştururken Türkiye'deki gıda sektöründe olan bir açığı kapatmak, biz daha çok bilinçli tüketici oluşturmak, daha sağlıklı gıdaların bir arada toplanması için yaptığımız bir çalışmanın ürünü Tarmek. Tarmek'te ne yaptık? Şöyle bütün kooperatiflerimizi, bunun yanında üniversiteler, yanında resmi kurumlar, bunun dışında özel kurumlar ama bunların doğal ve organik ürünlerini sözleşmeli olarak biz buraya topladık. Bundaki maksadımız şuydu. Hem doğru ve kaliteli ürünleri bir araya getirip halkın hizmetine sunmak hem de halkın bilinçli bir tüketim yapmasını sağlamaktı. Bilinçli alışveriş yapmaları, bilinçli tüketim yapmaları, bilinçli nedir? Yediklerini, içtiklerinin ne olduğunu bilmelerini arzu ettik. Biz ürünlerimizi seçerken, alırken şöyle şartlarımız var. Öncelikle bu ürünlerin doğru hem etiket yönetmeliğine hem yasalara hem sağlıklı üretime hem de sözleşme şartlarımıza uygun olarak üretilen ürünler bizim mağazamızda yer almaktadır. Bunun dışındaki ürünlerin kendi konseptimize uymayan hiçbir ürün mağazamıza girmemektedir. Sözleşmemiz çünkü ona göredir. Bizim sözleşme şartlarımıza uyanlar ancak burada ürün verebilir. Ve bu konuda çok büyük hassasiyetimiz vardır. Peki Kemal Bey, birçok araştırma ve incelemeye tabi tutuyorsunuz bünyenize aldığınız ürünleri anladığımız kadarıyla. Evet. Peki ürün yelpazenizi neler oluşturuyor? Şimdi ürün yelpazemiz gıdanın %90'ı, asıl önceliğimiz yerli olmasına baktığımız %90'ının yerli olmasını arzu ediyoruz. Ve tamamen gıda ağırlıklıdır. %90'ı, 95'i gıda ağırlıklı. Bunun %10 civarında da ev ihtiyaçları olan, böyle elzem olan, işte sabun gibi, diş macunu gibi, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı gibi. Yani bunlar da organik ve doğal ürünleri bizde bulunmaktadır. Bunlar bir kısmı yurt dışından gelmekte, bir kısmı Türkiye'de şimdi çok güzel bir çalışmalar var. Türkiye'de de bunun doğru üretim yapan firmalar var. Onları da tercih etmeye başladık. Bunlar arttıkça da yabancı ürünlerin alımından vazgeçeceğiz. Bizim arzumuz %100'ünün Türk olması ve doğru ürünlerin, kaliteli ürünlerin olması. Peki biliyoruz ki organik ürünler ücretlendirmeye yansıdığında yüksek fiyatlara tabi tutuluyor. Buradaki ücretlendirmeler hakkında biraz bilgi alabilir miyim sizden? Şimdi o konuda çok önemli bir şey sordunuz. Çünkü çok önemli bir şey bu. Aslında bizim yaptığımız bir mana bu. Biz bir yerde referans noktasıyız. Çünkü doğal ve organik ürünler arasında Avrupa'da ve dünya standartlarında aradaki fark %30'dur. Yani %30 üzerinde bir konvansiyon ürünlerle organik ürün arasındaki fark %30'dur. Genelde en fazla. Biz bu farkı koruyoruz ve organik ürünlerin fiyatlarının yükselmesini önlüyoruz. Ve nitekim de bunu başardık. Şu anda piyasada bir yerde biz bunu dengelemiş durumdayız. Neden? Organik ürünler pahalı ürünler değildir. Organikler doğru ürünlerdir, sağlıklı ürünlerdir, kaliteli ürünlerdir. Çünkü bu organik ürünle diğerlerini mukayese ettiğiniz zaman çok büyük bir fark yok. Ama bir konvansiyon ile organik arasında gıda açısından büyük bir fark var. O açıdan aradaki o fark, ücret farkı çok büyük bir fark değil. Biz onu dengeledik zaten ve bir yerde de bizim işimiz o. O bakımdan organik veya doğal ürüne tercih edilmesinde yarar var. Bu güzel bilgileri de buradan izleyenlerimize iletmiş olalım. Evet. Peki Kemal Bey, sektörünüzde karşılaşmış olduğunuz, yaşamakta olduğunuz zorluklar ve sıkıntılarınıza da biraz değinir misiniz? Şimdi tabii bu organik ve doğal ürünler, iyi tarım ürünleri tabii Türkiye'de yeni yeni oluşan bir ürün sektörü. Yani bu mutlaka bunlar tabii daha iyi üretimleri yapılacak, daha sağlıklı ürünler üretilecek. Bunlarla ilgili bir takım sıkıntılar var. Ama sonuçta artık bizim çocukluğumuzda ve daha önceki 20-30 sene önceki olması gereken ürünler yavaş yavaş olmaya başladı. Böyle olması gerekiyordu. Bununla arttıkça organik ürünler, daha doğrusu doğru üretim arttıkça, sağlıklı üretimler arttıkça
zaten Türkiye'nin de bu konudaki büyük bir önü açılmış olacak ve insanlar daha sağlıklı ve daha düzgün, daha iyi beslenecek. Bakın Türkiye'de hastaneler çok fazla artmaya başladı ve kanser hastaları çok fazla arttı. Bunlar nedeninin altına yatan belki tamamı değildir ama gıda en büyük faktördür. Peki şöyle bir soruyla devam edelim. Niçin termek? Yani insanlar burada sizleri niçin tercih ediyorlar? Tercih edilme sebepleriniz arasında neler yer alıyor Kemal Bey? Şimdi termek neden tercih edilmeni? Neden termek? Şimdi termekin özelliği şu. Termek öncelikle insan odaklı, insanların sağlıklı, doğru, düzgün beslenmesine öncülük eden bir yer. Türkiye'nin referans noktası. Burada ürünler seçilerek girer. Ve burada sağlıklı ürünle girer. Burada sözleşmeyle ürün girer. Ve ürün, her ürün analizlerden geçer. Her ürün en üst derecede kontrolleri yapılır. Bu istersen bal olsun, istersen başka bir ürün olsun. Veya şöyle söyleyeyim. Bir firma, herkes kötü ürün üretiyor demiyorum. İyi firma üretiyordu ama bizim bir standartlarımız var. Bu standartlarımıza göre A firmanın üretmiş olduğu 100 çeşit ürün varsa bizim konseptimize uyan 3 tane veya 5 tanesi biz onu alırız. Diğerlerini almayız biz. Yani bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz daha standart, daha doğru, daha iyi ürünlerin burada olması ve insanların bilinçli tüketim yapması, bilinçli beslenmesi, doğru beslenmesi, sağlıklı beslenmesi, iyi beslenmesi istiyoruz. Ve bu insanların da çok fazla ürün alıp da stoklamasına da karşıyız. Biz istiyoruz ki bütün insanlar ihtiyacı kadar ürün alsın, sık sık alsın, tazesini yesin, doğrusunu yesin, iyisini yesin. Arzu ettiğimiz bu. Peki Kemal Bey, ilerleyen dönemlerde sizleri Termek adı altında nerelerde göreceğiz? Şimdi biz tabii, bize bu konuda franchise olarak isteyen yüzün üzerinde müracaat var. Biz altyapımızı tam oluşturamadığımız için bunu yapmadık. Ama bu bir iki ay içerisinde bunlar tamamlanıyor. Zannedersin 2017'nin başlarına itibaren biz İstanbul olmak üzere İzmir, Bursa, işte Yalova ve çeşitli illerde bunları vermeye çalışacağız. Bizim kontrolümüzde olacak ve biz de açacağız. Bizim istiyoruz ki biz böyle çok fazla şubeler açıp bir ticari manayla falan düşünmüyoruz. Biz daha doğrusu insanların bir ayrım yapabileceği veya diğerlerini mukayese edebileceği, doğru ürünleri nereden nasıl alacağını bilsin istiyoruz. Yoksa bizim her yerde olmayacağız diye bir şeyimiz yok. Bizde olan ürünleri başka mağazalarda, marketlerde görürüz ama alsınlar, problem yok. Onlar da alsınlar ama mukayese etmesini bilsinler. Ne olduğunu anlasınlar, nasıl almaları, neyle beslenmeleri gerektiğini kendine karar versin istiyoruz. Biz de en kısa zamanda bu planlarınızı hayata geçirmenizi temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Ve buradan son olarak bizleri izleyen değerli izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi insanlarımıza, bizim halkımıza söylemek istediğimiz şu mudur? Bizim bakanlığımızın bir sloganı var. Yediğine içtiğine dikkat et, güvenli gıda tüket. Bu çok önemli bir slogandır. Biz arzu ediyoruz ki, istiyoruz ki insanlar ne yediğini, ne içtiğini bilsin, ona göre alışveriş yapsın, kendi sağlığını, geleceğini, çocuklarını düşünsün. Artık arzu ettiğimiz budur. Bizim öncelikle insan sağlığı, insanın doğru beslenmesi bizim hedefimizdir. Bizim ticari bir hesabımız yoktur. Kemal Bey, vermiş olduğunuz bu güzel bilgilerden dolayı biz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür güzel ederim. Ve bol kazançlı günler sizlerle olsun efendim. Çok teşekkür ederim. Size de başarılar dilerim.